İyi ki geldin. Burada olman şahane. Efendim, kimden bahsediyorum? Aktris, komedyen, şair, radyo tiyatrosu yazarı, yönetmen, hayatı saç spreyi reklamlarına konu olacak kadar hareketli ve parlak olan sinema ve dizi oyuncusu Nursel Köse. Bugünkü Kadın İstersen'in ilham konuğu. Hoş geldin sevgili Nursel. Hoş bulduk. Yani senden ilham alınmayacak gibi değil gerçekten. Teşekkür ederim ya. Bir dakika, bu saydıklarım böyle boşuna değil. Aktris, komedyen, şair, yazar, yönetmen, hayatı enteresan, dik duran, başka ülkede başka dilde oyunculuk yapan. Evet, bütün bunlar var. Ben çok kişilikli miyim acaba? Kaç tane Nursel var orada? Peki bir soytarının özgürlüğüne sahip misin? Evet, sahip olmak gerektiğini zaten düşünüyorum. Çünkü eğer komedi oyunculuğu, oyunculuk zaten varsa, bir de işin içine komedi oyunculuğu girerse, ki ben çok seviyorum komedi, yani insanları güldürerek, güldürme, mizah üzerinden bir sürü mesajlar o kadar rahat ulaştırabilirsin. Her yerde yapacağına komedi üzerinde. O anlamda da komedi oyunculuğunda bir soytarılık hani denir ya. Tabii. Bizde tabii o kelime değişmiş, bir başka bir anlam almış ama evet. O özgürlük lazım. Yani utanmamak, sıkılmamak, evet. O nedir, bu nedir filan. Bunlardan rahatlamak için soytarının özgür olması gerekiyor. Evet, ya birbiri bir fütursuz, yani böyle her şeye rağmen oyuncunun özgür olmasından, aslında evet, insanın özgür olmasından yola çıkarsak çok elbette, ayırmak doğru elbette mu bilmiyorum. Kadın olarak bu ülkede kendini nasıl hissettin? Kendini ne zaman ifade edebildiğini düşündün ilk? Hep zor olduğunu düşündüm. Ama çok genç yaşlarda yurt dışına gittiğim için orada farklı bir sosyal, kadının başka konumlarının olduğu ortamlarda büyüdüm. Sonradan döndüğümde kadının dünya çapında bütün ülkelerde ortak bir problemi var. İkinci sınıf vatandaş olmak, ortak eşit haklara sahip olmamak, sosyal, ekonomik. Yani dünyanın her yerinde kadının böyle bir savaşı var. Var her yerde. Yani hani işte 9 Mart'ta erkekler günü olsun dememişler. Çünkü ihtiyaç hissetmemişler, ama 8 Mart işte Dünya Kadınlar Günü ise ihtiyaç var demektir. Yani inşallah bir gün Kadınlar Günü'nü kutlamayı böyle işte dehşetli olaylardan dolayı değil de eğlence olarak yapabilmeyi. Ay, ne güzel söyledin. Şimdi eski kitabın aslında bu Soytarı. O Soytarı'da çok fazla şey anlattın ama yeni kitabın da yolda geliyor biliyorum. Ondan birazcık girmek istiyorum. Tabii ki bu Soytarı, Nursel'in, bakar mısın? Soytarı Özgürlüğü. Yüksek dozda şizofrenik, soyut ve özgün bir kitap. Yani seni biz izlerken de seyirciye geçen, benim şahsi fikrim her zaman bu. Yani böyle duyguları böyle dışarıda, elinde falan filan görünen bir insansın sen. İlişkilerinde, hayatta, aşk ilişkilerinde, her şeyde böyle misindir? Yani olduğum gibiyim aslında. Herkes ondan ya, ben olduğum gibi bir insanım. Kimse değildir. Kimse ya da değildir. Çok zordur o, değil mi? Değildir ama herhalde bütün bunların birikimi işte bizi yapıyor yıllar içerisinde. Katarak, üzerimizde bir şeyler katarak büyüyoruz, evet, gelişiyoruz ve öğrenme bitmiyor. Ama öyleyim ya, belirli ortamlara göre belirli kadın olabiliyorum. Belirli ortamlara göre belirli bir kadın olabiliyorum. Şimdi efendim, bizim ilişki uzmanımız var. Aşkım Kapışmak. Ay, yandık. Yandık gerçekten. Az sonra burada olacak kendisi. Hatta yerini şu anda almak üzere. İşte Aşkım Kapışmak, büyük alkışlarla. Evet, hoş geldin. Sevgili Aşkımcığım, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ya, seni çok izledik biz program başladığından beri. Fiziksel olarak buradasın. Okunmamış mesaj diyor yeni kitabı. Evet. Aşkım Kapışmak. Ne var burada? Aslında Nursel'i dinlerken o şizofreni kafasından bahsetti ya, aslında içimizdeki o şizofrenin yaşam şekli. Bak. Onun böyle gizli çıkarımlarla. Bu bir roman. Roman, evet, romana dönüştü. Ne anlatıyor? Bir masörün hikayesi. Farklı kişilerin evlerine gidip masaj yapıyor onları, ama aslında bir psikolog. Oo. Onların bedenine dokunduğunda onların geçmişlerini görmek gibi bir yeteneği var. Aa, çok iyi. Sonra birine aşık oluyor. Çok hoşuna gitti. Aşık olduğu kişinin de bedenini oynar göremiyor. Oynar mısın amatörü? Oynarım. Aşık olduğu kişiye ne yapıyor? Aşık olduğu kişinin de bedenini göremiyor. Ay. Yani bedene dokundu, hayatını göremiyor. Orada ilişki başlıyor. Yani masörün bedene dokunmayı bırakması, kadının da başka şeylerden tekamül etmesi gerekiyor aşkı yaşaması çok, için. Çok değişik. Ya, çok ilginç. Çok, yani çok aşkın güzel bizi kör ettiğini de gösteriyor. Kesin. Evet. Peki Nursel, aşkı konuşacağız. Birazdan bütün bunlara gireceğiz ama kadının kendini ifade etme dili nedir sence? Beden dilidir. Yani beden dili bizde hiç saklamayacağımız, yani dünyanın her yerinde anlaşılan bir dil. Biz, yani uzmanımız var şimdi. Rica ederim. Ama, rica ederim.
bir saniyede onlarca sinyal veriyoruz. Bomboş dursak, şöyle dursak bile hep sürekli o bile bir şey. Veriyoruz. Kendimi kapadım, kendimi açtım. Gözlerimiz konuşur, ellerimiz konuşur, bedenimiz konuşur. En doğru dil odur. Bizi de en iyi ifade eden odur. Aslında böyle İngilizce, Fransızca, Japonca öğrenmek yerine beden dili öğrensek birbirimizi çok iyi anlayacağız. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Harikasın gerçekten. Önce diyorsun kendin o. Peki insana ait olmadığı yerde başarılı olmak için kendi gibi davranmaktan farklı bir yol çizer mi, ister mi böyle bir şeyi? Ait hissetmediği yerde sadece yalancı benlikler geliştirir. Toplumun, yaşadığı yerin, süper egonun getirdiği şeyleri üretir sürekli. Ama işte özgürlüğe gidiş yolda ciddi travmalar yaşayıp bir savaş vermesi gerekir insanın. Bedelini ödemediği bir yolda da başarılı olması çok zor. Kendi olması çok zor insanın. Şimdi 17 yaşında düşünün. Nursel Köse Almanya'ya gitti. Almanca biliyor muydun gittiğinde? Yok. Hiç o dili bilmiyor. Evet. Kadın gitti orada olmadığı bir ülkede, ait olmadığını hissettiği bir yerde Almanca öğrenerek orada oyunlarda, tiyatrolarda oynadı. Nasıl geçti bu hikaye? Orada neyi aştın sence? Bir sürü şey, yani kalıbından çıkman gerekiyor bir. İkincisi, yabancı bir ülkeye gittiğinde oraya açık olmak gerekiyor. Evet. Yani onların kültürü, yaşam biçimi, sosyal hayatları, buna açık olmazsanız, yani her yerde kendimi götürüyorum mutlaka da. Ama bütün geleneklerimi, göreneklerimi de birlikte taşıdığım zaman gittiğim yere adapte olmak çok zor oluyor. İlk etapta onların dilini öğrenmek. İlk etapta onların, mesela ben çok izledim onların komedisini, stand-up'ını. Komik Almanya... yani biraz böyle sert, soğuk ve donuk deneler ya bize. Hani eşim şimdi bana kızacak ama komik değil benim işim ama. Evet. Yani güldürmek çok zor ama derin farklı kara mizahı çok iyi anlayan bir seyirci kitlesi var. Ben bir tek bunları güldürerek bunlara yanaşabilirim dedim. Yani bunlara çok mesajlarımı iletebilirim. Hakikaten en doğru yolun olduğunu da o gördüm. Çünkü oraya gittiğimizde yani o 50-60 yıllık bir göçmenlik serüveni var ve insanlarımız orada dilsiz kalmış, dili yok. Yani dili öğrenmeyince, hele beden dili olmayınca, bizim beden dili orada gitmiyor. Bir dakika, beden dilini nasıl biliyorsun? Allah aşkına göster. Falan böyle. Amcalarımız da o gitmiyor. O gitmedi orada. O anlamda onları güldürmenin yolun üzerinden, yani mizah üzerinden çok daha iyi mesajlar verebileceğimi gördüm. Yani hem güldürmek hem de çok önemli altı çizilesi bir şey var ki mutlaka. Orada kadına davranış şeklini biraz böyle ifade edebilmek için özel bir topluluk kurmuşsun. Evet. Değil mi? Kabere onu... stand-up ilk yabancı kadınlar kabere grubunu kurdum Almanya'da. Arkasından bir daha hiç gelmedi. Yani yer kozmetikçileri. Hepimiz temizlikçi kadındık. Çünkü Almanların gözünde hangi akademik Lemle ulaşsam da onların gözünde hep temizlikçi kadındık. Yani bizi öyle görüyorlar. Evet. Kalıbımız demek burada mı yazıyor? Ne, kadın bilmiyorum. Olarak mı yoksa yabancı insana bakış açısı mı? Yabancı insana, Türkiye bakış açısı aslında. Evet. Yabancı kadınlara bakış açısı öyle. Temizlikçi, zavallı, ezilen. Bütün bunlar da olmuş olabilir ama bir elbette toplumun olabilir. Kadınla direkt bu şablondan bakmak bana çok ters geldi. Oradan bir sivrilip çıktım. Dur bir dakika, öyle değil falan diye. Hani ve herkes seni konuşur oldu. Evet. Aynen. Hani temizlikçi kadın olarak, bir gölge insan olarak gördüğün o insana, insanın yani o varlığın, o şeklin arkasında insan var, kadın var, hayat var diye buna böyle bir ayna tutmak gibi bir olaydı. 15 sene bütün Almanca konuşulan yani ülkeleri dolandı. Yani hareket değil mi? Peki insan değişir mi, gelişir mi? Hani can çıkmadan huy çıkmaz diye bir söz vardır ama ben kişilerin değişeceğini düşünüyor musun, inanıyor musun? Biraz anne babaya da çok bağlı. Peki. Anne babanın ne kadar değişebildiğiyle alakalı ama şu var, insan değişir, değişmesi için zorlantı yaşaması gerekir. Gelişim zorlantıdan sonra gelen bir şey. Şimdi orada bir hayal yakalamış, çok önemli aslında. Yani hani muhakkak yaşadığı o kadar çok zorluk var ki çocukluktan itibaren. Annenin, babanın, dünyanın, çevrenin dayattığı ve en başarılı insanlar, yani genelde her şeyi kıran insanlar acılarına güldürdüm diyor mesela. Bu çok önemli çünkü acıdığınız yerde gülebiliyorsunuz. Evet. Bak yani, bir şeyin altını açtı mı bilmiyorum tabii, tabii şu anda açtın, ama. Tabii açtın, çok kötü bir yer açıyorsun. Ama bence de rahat. Ne var orada? Yani sen bunu konuşabilirsin bence. Tabii tabii, bence rahat büyüyen çocuk, her şeyi alan çocuk mutlu çok olmuyor. Bir ideal olmuyor, bir şey olmuyor. Şimdiki çocuklara her şeyi veriyoruz. Ve doğum günü listeleri oluyor. Doğum günü şunu istiyorum. Onları da alıyorsun, ona da mutlu olun. Açıp açıp atan çocuklar böyle. Evet. Yani her şeyimizin olması bebekken, çocukken, işte gençlikte bizi ileriye dönük illa da muhteşem sağlam insanlar yapmıyor. Biraz mahrumiyet iyidir.
biraz ezilmek bence beynin iyidir böyle. En önemli ihtiyacı acı çekmektir. Küçükken çocuklar bazı şeylerde eksik kalırlarsa hayatta daha başarılı oluyorlar. İki duygu da olacak. Mahrumiyet evet. ve galibiyet. İkisi de olursa sağlık. Anne baba aslında. Ne verdiği çok önemli. Şimdi hemen kendimi sorguladım. Benimki 7,5 yaşında sevgili Eren. Geçen gün markete girdik. Yani çocuk sever böyle çikolata bir şey vesaire alsın falan. Arada bir yapıyoruz bunu. Bir şey ister misin? Yok, gerek yok anne dedi. Bravo. O kadar hoşuma gitti ki bu. Gerek yok anne dedi. Yani. Öbürleri ağlıyor. Allah'ıma çok şükür yardım. Ama işte çocukla bence konuşarak ilerlemek de onu bir birey olarak gösterebilmek kendine o pencerede çok işe yaradığını düşünüyorum. Allah'ım inşallah yapabiliyorumdur inşallah diye. Yani. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleceğine.